Agalarım herkese selamlar. 16, 17 ve 18 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. Aga Şampiyonlar Ligi eleme, Avrupa Ligi eleme maçları oynanıyor. İlk maçlarını izlediğimiz karşılaşmaları ve canlı yaptık biz birkaç tanesini. Onların ideal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlenecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız aga bak bu dönemlerde bile videolar geliyorsa sizlerden de yani ricamızdır videoları beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni yorum destekleri geldiği sürece gerçekten boş geçirmemeye çalışacağımızı söyleyelim. Sizden ricamız en azından yorumlar emeğine sağlık. Veya ya yani gerçekten bu dönemlerde video çekmek ve bu maçları izlemek ben bir futbol sever olarak en azından bu severek yap demiş halı saha maçı izler gibi canlı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten desteklerinizi bekliyorum diyerekten de isterseniz başlayalım. Öncelikle 3 adet skor yarışmamız var. Toplamda 6 kişi alalım. Bak bu maçların hepsi hazırlık maçı. Hiçbirini bültenime de almadım. Sadece skor olarak soruyorum sizlere. Eğlence ve gruba girme fırsatı olarak düşünebilirsiniz bunları. beşiktaş shakhtar maçı. Fenerbahçe-Hall City mücadelesi. ile Trensin mücadelesi. Maç skorları ne Toplamda 6 kişi alacağız. Önceki skor kazananlarından İspanya'dan Enes Düzgün isimli arkadaşımız kazandı. O da bana WhatsApp hattından mesaj atarak da gruplara giriş linkini isteyebilir. Her türlü soru görüş öneri gruplara girmek isteyen arkadaşlarımız da benim iletişim kurarak da gruplara giriş sağlayabilir. Başlayalım. Misli grubuyla aga yüksek misli seviyesinde yani en güvendiğimiz tercihleri orada misli vererekten de 3000 misli, 5000 misli, 1500 misli, 2000 misli şeklinde yüksek bir seviyesinde ilerliyoruz. Aga. Dün de İspanya'dan zaten güzel kazan sağladık. Bereketli olsun geçtim. İdeal kuponlarımız da devam ediyor aynı şekilde. Her türlü her gün en azından ideal kupon çıkarmaya çalışıyoruz bültenin. En azından yazıyoruz mesela bak kupon çıkardık ya. Takiplik, ideal, günün kombini, ana kombin şeklinde belirtiyoruz zaten. O şekilde ilerliyoruz. Canlı olarak da zaten gruplarda izlediğimiz karşılaşmalar canlı bahislerimizi yapıyoruz. Onun dışında herkes açık Telegram kanalımız var. Ücretsizdir burası açıklama yorumlar kısmında mevcut. Oraya da tıklayarak da sizler de giriş yapabilirsiniz. Hatta bir saniye şuradan şey ayarlamam lazım. Ücretsiz Telegram kanalından bahsedeyim. Bakın İngiltere 4.500 korner verdik burada. O geldi. Ondan sonra İngiltere mücadelesinde 1.5 üst verdim. Dakika kaçtı bilmiyorum ama 1.40 bandı oranı vardı. Hatta dedim ki sıradaki golü İspanya'dan bekliyorum. İkilerin yüksek orandan 2.22 oranı vardı. Aga gol geldi mi İngiltere'den geldi. 1.5 üstü idealden içeri aldık. Ondan sonra ev sahibi 7.5 üst korner vermiştik. Geldi mi o da geldi Aga. Kaçana bak derken İspanya golü attı. işi bitirdi Aga. Ev sahibi 1.5 üstü de 2.22 gibi orandan değerlendirdik. Aga hakikaten kazandı. Turnuvanın başından beri İspanyacı olduğumu söylemiştim. Yüksek mislimiz vardı. İspanya'nın çifte şansı. Hekim maçı 1.5 üst. 3.000 misli aldık. 1.45 gibi orandan mesela. Kupayı İspanyalı 2.000 misli aldık. Ve turnuvanın başından beri sizlere dedim ki şampiyonu İspanya. Ya yorumlarda yazdınız ettiniz. Bakın 8 orandan İspanya şampiyonluğu da hayırlı uğurlu olsun. Kendimiz de zaten oynamıştık. Bereketli olsun. Hamar benim maçı vardı bugün mesela ilk yarı golü aldık. O da geldi mi maçtan pozisyonlar vesaire. En iyi şekilde dedim gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizlere dilerseniz başlayalım. Aga videoyu izleyen arkadaşım senden beğeni yorum, bekliyorum. Yorumlara da bekler gezi bekliyorum. İlk mücadelem Balkan ile Koloma mücadelesi. Hemen defterimi de elime alayım da öyle anlatayım. Hatta oturayım Aga. Şimdi Aga. Şimdi Balkani takımı Kosova ekibi ilk mücadelede zaten galip geldi. Ve şunu söyleyeyim geçen sezonda Avrupa'da ilerleyen bir takımdı. Deplasman'da 2-1 galip geldi. Koloma öyle oynayacak. Koloma ekibi de arkadaşlar. Koloma ekibi Andorra'nın ekibi. ilk mücadelenin özetini izledim. Hatta ilk yarısında canlı olarak izlemiştim. Canlı yapmıştık. Ben burada diyorum ki Balkan'ı ilk yerden gol atar. İlk yarı ev sahibi 0.5 üst ideal bir oranı var. İlk yarıdan Balkanlerin golünü ve bek golünü bekliyorum. Onun dışında da e, ilk yarı galibiyeti 1.50, 1.60 bandında bir oranı var. Öyle bir değerlendirme yapabiliriz. Benim skor beklentimde 2-0 3-0 ayarında bir mücadele olduğunu da belirteyim. Helsinki ile Panamese mücadelesi. Helsinki Finlandiya takımı aga. Panavesi burada bilmeyebilirsiniz. Ben de ilk mücadelesini izledim. Onu da neden izledim? Helsinki tarafına bahis almıştık aga. İlk mücadele 3-0 gibi skorla galip geldi Panamese ekibi e, Litvanya ekibi olduğunu tekrardan söyleyeyim. Aga burada Helsinki yani şöyle söyleyeyim çok daha kaliteli. E, göre öyle söyleyeyim. Litvanya ekibine göre galip gelecektir muhtemelen ve şunu söyleyeyim. Her iki takımında ligleri açık Aga. Yani her iki takımda aktif olarak futbol oynuyor. E, gollü bir mücadele geçebilir fakat ben Deplasman ekibinin ilk mücadelesini izlediğimden Deplasman'dan aga tek gol bekliyorum. Deplasman 0.5 üst oranı 1.49 bandı oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Punik ile Dinamo Minsk mücadelesi. Ermenistan ekibi Punik aga, Dinamo Minsk de Belarus yani Beyaz Rusya olarak geçiyor ekibi. Oranlara baktığımız zaman da eşit. Aga mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Yani 2.5 alt oranı zaten 1.45 gibi oran var. Ben kaliteden yanayım. Kaliteden yanayım derken burada e, Dinamo Minsk'in Punik'e belki biraz ağır gelebileceğini düşünüyorum. Ben burada turu geçer tarafım. Dinamo Minsk olmasını bekliyorum. Ya zor aga bu. Bak. Hatta şöyle önerelim. 2.5 altı idealden alabilirsin. Tamam mı? İdealden aldın ya bunu. Geçtim. Dinamo Minsk de burada biraz daha yüksek orandan. 1.63 gibi orandan da turu geçebilir. Bu da sizlere alternatif önerimdir. 17'sine geçelim. 17'sinde 2 adet mücadelemiz var. İkisi de yüksek orandan. Klas... E, ee, gibi e, geçen sezonlarda da belki adını atılıyorsunuzdur. Yani şampiyonlar ligi elemelere kadar çıktı fakat molde eğlenmişti. Avrupa'da güzel işler yapmıştı. Ev sahibini ben ilk defa izledim. Lüksemburg ekibiymiş. Yani bunları da aşina oluyoruz. İlk mücadeleyi de basman kazandı zaten. 2-0 skorla kazanmıştı. Şimdi ev sahibi de burada galibiyeti oynayacaktır. Ben ilk mücadeleye baktım Aga. E ee, iyi oynamışlar yani özetini izlediğim zaman da deplasmanda da olsa iyi oynamışlar. Toplam gol aralığına kaçtım. 2-3 gol. 1-1 aralığında bir mücadele. biter. 2-3 gol oranı 1.81 şeklinde oranı var. Değerlendirecekler bu yönden tekli olarak değerlendirebilirler. Diğer mücadele Dinamo Batum'la eh ee, Udogore's mücadelesi. İlk mücadeleyi Udogore 3-1 kazandı. Bu maçı da kazanma ihtimali var zaten. Favori çıkmışlar. Buldo ekibi Bulgaristan'ın gediklilerinden bir tanesi de yani Avrupa'nın gedikli takımlarından bir tanesi. Bulgaristan'ın da sağlam takımlarından bir tanesi. Dinamo Batum adından da anlayacağınız üzere Batum Gürcistan'dan mutlaka biliyorsunuzdur bence bu takımı da. 1-1 veya 2-1 bandında bir Ludo Goles galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendirdim değerlendirecekler. Bu önlemi de değerlendirmeyi Yüksek orandan. Geçtim ayın 18'ine. 4 tane mücadelemiz var. İlk mücadelemiz Tobol. Tobol ilk mücadeleyi burada 5-2 gibi skorla kaybetti. Ama iyi oynayan takım Toboldu. Hatta şunu söyleyeyim. Kazakistan ekibi Tobol. Ama karşılarındaki ekip de e, Slovakya ekibi olması lazım. uzun Berok. E, ben burada Tobol'un galibiyetini bekliyorum. İlk mücadele 5-2 mağlup da olsa ve iyi oynayan taraftı. 5-2'li izledim. Keyifli bir özet. Çift taraflı bir mücadele olmuş. E, ee, Ruzo biraz daha şanslı Ben burada Tobol'un galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bir doğrudan aldım. Diğer mücadelem Esport mücadelesi Pafos'ta oynayacak. İlk mücadelede Esport'un ben galibiyetini vermiştim. 1.66 oranı vardı. Doğrudan galip geldi 3-0 gibi skorla. Fakat Pafos'ta da iyi oynadığını da belirteyim. Ben burada Pafos tarafından da gol bekliyorum. Geçen maç izledim, notunu aldım. Karşılıklı gelecek goller idealen değerlendirilir. KG var olarak değerlendirdim bir karşılaşma. Pafos'ta da Kıbrıs Rum kesiminin takımı olduğunu belirteyim. Zira ile Şerif mücadelesi, Şerif'in de ilk mücadelesini izleyen biri olarak söyleyeyim. 1-0'da 90 artı 1'de mi, 90 artı 3'de mi ne? Ee, gol yedi, mağlup oldu. Burada ev sahibi yaslanacaktır. Şerif de bal yapmayın ara misali. Ben burada 2.5 alt bekliyorum. Tek tercih mücadele olmayacak 3 gol sesidir. Zor mücadele olduğunu da belirteyim. Diğer mücadelemde kaliteli bir ekip. Maribor'un ekibi. İlk mücadeleyi de Maribor 2-1 kaybetti. Şimdi kendi evlerinde oynayacakları bir karşılaşma. Maribor'da Acun alacak falan diyorlar da Sloven Slovenya ekibi ve Bulgar ekibine karşı oynayacak burada. Botevi ben ilk defa duydum da Maribor'u bildiğimiz Avrupa'da iş yapabilecek. Ya ben burada Maribor'un galibiyetini bekleyeceğim. Maç sonu bir de oradan değerlendirdim. Toplamda on hep mücadele vardı. Aga bu maçlara ufak değerlendirmeler yapınız. Ufak ufak şampiyonel gelemeleri diyerekten de bir video analizi izlediğimiz maçları. Özellikle canlı yapmak için izlediğimiz için notlarını almıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.